Herkese merhaba. Yine bir K-pop videosuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bu videolardan daha önce izlemiştik. K-pop şarkısı olduğunu bilmeden dinlediğimiz K-pop şarkılarının yer aldığı videolar. Bakalım bu şekilde dinlediğimiz bir şarkı var mı bunların arasında? Ben bu şarkıyı biliyordum, K-pop şarkısı olduğunu. Ama ilk dinlediğim K-pop şarkılarından bir tanesiydi. Bu grubun da başka şarkısını dinlemedim ondan sonra. Bu şarkı çok güzel ama. Bunu da biliyordum. Sizi zaten takip ettiğim için. Bu videoma aşırı patlamıştı, hatırlıyor musunuz? Kurgu falan değilse çok iyi video. Nasıl herkes bu kadar iyi dans edebilir ya? Sanki bir tek ben dans edemiyorum. Yok artık. Bu çok yeni ama. K-pop olduğunu bilmeden dinleyen var mıdır? Hem yeni hem de yani Jimin. BTS şarkısı olunca sanki böyle herkes bilirmiş gibi geliyor. Tam şarkı dinlemedim. Bu şarkının feci şekilde Taeyong havası var ama. Açıp dinlemedim. Ama evet, bana bir yerlerden denk gelmiş. Bunu da belki bilmeden dinleyenler vardır. Çok patlamıştı çünkü. Of ya. Bu şarkı ne zaman görsem aklıma Changmin geliyor artık. New Jeans'ten önce Changmin'i düşünüyorum ya. Bu şarkıyı da bilmeden dinleyenler vardır bence. Bütün New Jeans şarkılarını koymuş. Bu da olabilir belki ya. Bilmeden dinleyen. Dans çok güzel. Bütün New Jeans'i koymuş gerçekten. Şarkının en sevdiğim yeri de burasıydı. Bu
Hangi şarkı bu? Engel yemiş şarkı, o yüzden sesini kapatmak zorunda kalmış. Twice'ın hangi şarkısı bu? N-word değil yazmış altına. Bu hangi şarkı ya? Bilmeden dinleyen var mıdır? Belki. İngilizce evden. Korece falan olunca insanlar yine K-pop olduğunu anlayabilirler belki. Farklı bir şey olduğunu ama. İngilizce olunca biraz daha anlaşılmıyor. Ben bunu bilmiyorum. Biliyordur insanlar artık ya. Love Shuttle'ı bilmeyen. Ya bu şarkıyı bilmeyen K-pop komple bilmiyordur zaten. Bilmeden dinleyen var mıdır? Bilemedim. Ya daha eski ve daha büyük gruplar daha çok bilinir gibime geliyor. BTS gibi, EXO gibi, Blackpink gibi falan. Bunu kesin bilmeden dinleyen vardır. Çünkü global bir şarkı bu artık. Yine İngilizce olduğu için anlamıyordur insanlar yani Koreli birisinin söylediğini. Görmeleri lazım anca. Çok. Bilmiyorum ben bunu. Da biliyordur insanlar ya. Herkesin bildiği bir şarkı bu. Etkilendim gene bir. Bunu da biliyorlardır. Ya bunları bilmiyorsanız zaten müzik dinlemeyin. Zaten hep böyle kırmızı giyinebilir mi? Çok yakışıklı. Bunu da biliyordur herkes ya. Çok kült bunlar. Özlemişim. Hiç MV izleyerek dinlemiyorum şarkıları. Aa, bunun MV'si çok güzel. Kesinlikle bilmeden dinleyenler var. Akım olmuştu çünkü. Önüne gelen paylaşıyordu. Sorsam BTS'e laf söylerler ama şarkısını akım diye paylaşıyor herkes. İkiyüzlülük, sinir oluyorum gerçekten öyle şeylere. Ya. Aklım kaldı. Belki bilmeden dinleyen. Bu bir de işbirliği şarkısı ya. Belki o şekilde keşfedenler olmuş olabilir. Grubu tanımadan.
şarkılar ya. Görüyorsun bazen ama kimin söylediğini bilmiyorsun. Ben bunu mesela TikTok'tan öğrendim ilk. Ama çok K-pop şarkısı hissettiriyor zaten. Ben bunu bilmiyor muyum? Bunları bilmiyorum ben. Ben üçüncü jenerasyona başladığım için eski şarkılar yok bende. Ama güzelmiş. Ha, güzel. Bunu ilk nerede duydum acaba? Ben bunun da K-pop olduğunu biliyordum ya. Burasını duymamıştım şarkının. Bunun var mıdır acaba? Bilmeden dinleyen. Olabilir. Tatlı ya. Bu tam bir yaz şarkısı. Benim için asla eskimiyor. Her yaz dinlesim geliyor. Bunu da bilmeyen dinleyen vardır belki. Saran bir şarkı. Vardır bence. Bilmeyip dinleyen. Mükemmel bir şarkı. Bu da çok güzel bir şarkı. Ve belki bilmeden dinleyen vardır. Hangi şarkı ya? Ben bunu ilk defa gördüm galiba. Nasıl görmedim? Evet. Bunu da kesin vardır bilmeden dinleyen. Özellikle bu kısmını. Aa, evet. Bunu kesin kesin vardır. Ya ben bunların hepsini biliyordum. K-pop olduğunu bilerek dinledim. Ama bunu bence bilmeden dinlemiş olan insanlar vardır. Şu kısmını, evet. Sanırım ben de ilk duyduğumda o kısmını bilmiyordum. Bunun K-pop şarkısı olduğunu. Bunu da bilmiyordum. Ben bunun akımını yapmıştım ve K-pop şarkısı olduğunu bilmiyordum.
Çok güzel bu şarkı. Biliyordur insanlar ya. Çünkü tam Blackpink'in en çok patladığı zamandı. Bunu da biliyorlardır. Biliyordum herhalde ben ilk duyduğumda. Bu şarkı ilk dinlediğim günü çok net hatırlıyorum. Evet, ben de şok olmuştum çünkü. Bilmiyordum. Akım olduktan sonra öğrendim. Ama K-pop şarkısı olduğunu anlamıştım. Bu şarkıyı çok seviyorum. Bu kadar keyfim yerine geliyor ki bu şarkıyı dinleyince. Aa, bitti bu arada. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu şarkılar arasında dinleyip K-pop şarkısı olduğunu sonradan öğrendikleriniz oldu mu aşağıya yorum bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.